yaşında geldi geçen. O zaman ha. Şurada Gaziantep'te bütün belediyelerimizin, burada Oğuz Eli Belediye Başkanımız var, Şahin Bey Belediye, hepsi gücü ölçüsünde kitap dağıtıyor. Olağanüstü bir şey. İş Bankası, Yapı Kredi, Diyanet, TÜBİTAK, aklınıza gelen bütün yayınlar, belgeseller, Yusuf Kaplan Hoca'nın bize verdiği 100 tane eser. Hepsini hazırladım. Bütün o kitaplara gidiyorsunuz, okul kütüphaneleriyle bütün kitapları görebiliyorsunuz. Gaziantep Büyükşehir olarak dijital kütüphane 36 bin kitaba ulaşabiliyorsunuz. O kadar önemli ki değerli başkanım. Ben okuyorum, Gaziantep'in bir yılda kitap ulaşabilmeyi çok önemli. İşte içeride gençlerimizin okumasını artıracağı, yazarlara da ulaşacağı çok önemli bir çalışmayı bugün hayata geçiriyoruz. Bu heyecanınızı gelip bizimle paylaştığınız için, hep birlikte kitap okuduğumuz için, okuduğumuzu uyguladığımız için, uygulamayı bir medeniyet projesine dönüştürme iradesini ortaya koyduğumuz için ikinci yüzyılın destanını birlikte yazacağız. Okuyarak yazacağız. Bütün salonu ve salonumuza katılan herkesi kitap dostu protokol ifadesiyle anmak istiyorum. Hepiniz kıymetli kitap dostları hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Medeniyet kitapsız olmaz. Kitapsız medeniyet olmaz. Kitapsız hiçbir şey olmaz. Ve biz yani aşırı tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük kitap fuarını açıyorsunuz. Yaptınız, ettiniz. Allah razı olsun. Biz şimdi okuyoruz. Ne okuyoruz? Okumak bizi nereden nereye götürüyor? Bu soruları sormadan ve bu bilgi hiyerarşisinin çizmiş olduğu güzergahta her gün daha yukarıya, yani hakikate doğru giden bir yolculuk yapmıyorsak o zaman boşuna okuyoruz. O Hazreti Peygamber'in iki günü birbirine eşit olan ziyandadır dediği kapsama giriyor. Okuma anlamında, entelektüel anlamında o ziyanda. Okuduğunuz şey eğer veriyse mutlaka kısa bir zaman sonra malumat seviyesinde onu çıkarmak zorundasınız. Malumat seviyesinde, yani enformasyon seviyesinde okuyorsanız, ki genelde okumalar bu seviyede oluyor şimdi. Maalesef onu ilim seviyesine çıkarmanız gerekiyor. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Bir de nazik davetiniz için. Allah razı olsun. İkincisi, böyle muhteşem bir kitap dünyası oluşturduğunuz için bunun devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerden de diliyorum. Allah! Bismillah! Çıkartıyoruz. Her bir sayıda Sayın İnce Tahteci yapmıştı. Çok gidenlerden birisi evet. De bacılarmıştı. 3 tane bizim UNESCO'ya girmiş değerimiz var. Birisi Zeyrukma, birisi Yesebek, üçüncü olarak da Kastelleri girdi. Şu an 3 tane geçici koruma altına alınmış yerimiz ve Antep'in İstanbul'daki sarnıç gibi. Sarnıcın benzeri. Paylaşma çok yüksek evet. Olunca su da yok. Yer altında inanılmaz bir yerleşim bekliyor. Kadın Mahir Efendi'yi göndermiş. Hem süreli yayınlar var hem de hocalarımızın kitaplarına destek veriyoruz. Doktor öğretim üyemiz Sakin Alp Koymaz, Profesör Doktor Beyza Doyrun bu kitaplar yazdılar. Efendim. Aynı zamanda bu... Sağ olun.